Sevgili arkadaşlar, merhabalar. Bugün yeni bir videomuzda yine beraberiz. Merak edilen konuları kısa kısa videoya almaya çalışıyorum. Desende simetri ve asimetri bugünkü konumuz. Simetri ne demek, asimetri ne demek? İlkokul çağlarından, birinci, ikinci sınıflardan beri bilirsiniz, görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur. Evet, simetri ve asimetri şöyle bir şey. Simetri, bir şeyin aynısının tekrarı, bir şeyin yarısı, 1 bölü 4'ü, 1 bölü 8'i olarak anlayabiliriz. Asimetride ise desende hiçbir şekilde bir tarafı diğer tarafına uymuyor. Örneklerle görelim. Evet, desende simetri. Harflerde görelim. A harfinde ortadan ikiye çizdiğinizde iki taraf sağ ve sol birbirine benziyor mu? Aynısı. Evet, simetridir. B harfinde ortadan ikiye düşündüğümüzde, çizdiğimizde veya katladığımızda B harfinin birbirine eşit olduğunu görürüz. Yani iki gözünün birbirine eşit olduğunu görürüz. C harfinde de öyle. Yarıdan katladığımızda görürüz. T harfinde yine aynıdır. Biz buna simetri diyoruz. Bu harflerde simetri. Bu şekillerde, desenlerde de olabilir. Z harfine bakalım. Hiçbir şekilde bir tarafı diğerine uymuyor. Yani Z asimetridir. S asimetridir. Çiçekte simetrilik vardır. Ama harflerde Z ve S'de yoktur. Basit bir çiçek deseni çizdim. Simetrisi yoktur. Yaprağın diğer tarafta aynısı yok. Çiçeğin aynı diğer tarafında aynısı yok. Nedir bu? Asimetri desendir. Ayı desenine geçtiğimizde, ortadan katladığımızda ya da çizdiğimizde simetri olduğunu görürüz. Evet, bir yaprak dalı çizdim basitçe. Nedir? Bir tarafı diğerinin aynısıdır. Simetridir. Peki bu simetri olup olmadığını biz nasıl anlayacağız? Söylediğimiz doğru mu? Bildiklerimiz doğru mu? Simetri için bir ayna kullanacağız arkadaşlar. Bildiğimiz bir ayna. Küçük büyük fark etmez. Ben biraz büyük kestirdim. Çünkü desenlerle ders yapmayı ve çocuklarla uğraşmayı düşünüyorum. A harfine bakalım. Biraz önceki dediğimiz doğru mu? Evet. B'ye baktık. Aynı. C'ye baktık. Aynı. T'ye baktık. Evet. Z'ye baktığımızda uymuyor. Bakın. Z simetri değil. S simetri değil. Çiçek simetri. Çiçeğe baktığımızda farklı. Evet, simetri değil. Ayı simetri. Desen simetri arkadaşlar. Evet. Simetriyi böyle anlıyoruz. Peki bir desenin dörtte birini çizdik. Diğer tarafında aynısı görünüyorsa simetridir. Desenin 1 bölü 8'ini çizdik. Evet, çizgiye noktalı işaretleri koyduğumuzda aynısı oluyorsa simetridir. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Desende simetriyi gördük bugün. Sizler de aynayla ve kağıdı katlayarak deneyebilirsiniz.